Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber aramızda oturuyordu. Azı dişleri görününceye kadar tebessüm ettiğini gördük. Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, sizi böyle tebessüm ettiren nedir?" diye sordu. Efendimiz şunları anlattı. "Ümmetimden iki kişi Yüce Rabbimizin huzurunda diz çöktüler. İşlerinden biri, "Ey Rabbim, benim hakkımı kardeşimden al," dedi. Allah-u Teala, "Hakkını kardeşinden nasıl alayım? Zira onun hiçbir hasenatı kalmamıştır," buyurdu. "O zaman günahlarımın bir kısmını ona yükle," dedi. Söz buraya gelince Allah Resulü ağladı. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı ve şöyle buyurdu. "Kıyamet günü öyle büyük bir gündür ki o günde insanlar günahlarının başkalarına yüklenmesine son derece muhtaçtırlar." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Allah-u Teala hakkını talep eden kişiye gözlerini kaldır ve cennetlere bak," buyurdu. Adam başını kaldırınca, "Ya Rabbi, altından yapılmış şehirler, altından yapılmış ve incilerle süslenmiş saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddık veya hangi şehit için hazırlandı?" dedi. Cenab-ı Hak, "İstersen sen onlara malik olabilirsin," buyurdu. Adam "Ne ile?" deyince Allah-u Teala kardeşini affetmek suretiyle buyurdu. Adam "Ey Rabbim, kardeşimi affettim," dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala "Kardeşinin elinden tut ve onu cennete götür," buyurdu. Bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah Resulü, "Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızı ıslaha çalışın. Gördüğünüz gibi Allah-u Teala Müslümanların arasını ıslah ediyor," buyurdu. Allah ve Resulünün müminlere olan şefkat ve merhameti ne kadar da büyük. Bu durumda biz Müslümanlara düşen vazife de zulüm ve haksızlıktan şiddetle kaçınarak, ahirette iflasa düşmekten korunmak, şahsımıza karşı yapılan hataları bol bol affetmek ve mümin kardeşlerimizin arasını ıslah etmektir. Merhameti bol olan Rabbimiz, Âl-i İmran suresinin 152. ayetinde müminlerin Uhud'da yaptığı kusurlardan bahsederek onları ikaz ettikten sonra fazla üzülmemeleri için hemen hatalarını affettiğini beyan buyurur. Daha sonra bunu 155. ayette tekrarlar. 159. ayette ise Peygamber Efendimiz'e müminleri affetmesini ve onlar için Allah'a istiğfarda bulunmasını emreder. Bu da onun ne kadar marifet ve hilim sahibi olduğunu göstermektedir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Allah tarafından lütfedilen bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Onlar için Allah'tan marifet dile ve hakkında vahiy inmeyen işler hususunda kendileriyle istişare et. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Âl-i İmran suresi. Merhameti sonsuz olan Rabbimizin affı sayesinde ayakta kaldığımızın farkında mıyız? Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları muayyen bir vakte kadar erteliyor. Vakitleri gelince bir an bile geciktirmez. Şüphesiz Allah kullarını görmektedir. Cenab-ı Hak kullarını devamlı affediyor ve onlara mühlet verip akıllarını başlarına almaları hususunda fırsat tanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları hep affetmiştir. Canına kasteden her türlü eziyet, işkence ve hakarette bulunan, evlatlarının ölümüne sebep olan, ordular hazırlayıp üzerine yürüyen insanlar gelip af dilediklerinde Resulullah hepsini affetmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O takva sahipleri bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.
Allah da ihsan sahiplerini sever. Âl-i İmran Suresi. Hazreti Peygamber de, kul başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini ziyadeleştirir buyurmuştur.